Şimdi T95 zaten oyunun en gerizekalı adamı. Bu arada sürpriz sonlu başlığı var. Maç gerçekten sürpriz sonlu. Selamlar efendim. Dilim Peltek. Dilimi ısırdım biliyorsunuz. Dilimi ısırdığım için rahat konuşamıyorum. Küçük bir rahatsızlığım var. Hastayım, gribim ama buna rağmen sütlü kahvemi içip, Jacob'lu sütlü kahvemi içip böyle fanta video kaydediyorum. Şimdi Fırat arkadaşımız var. Bizim canlı yayınlarımıza bolca katılan. Obje 777 versiyon 2 ile bir tane yayındayken ben bir tane video açmamı istedi. O videoyu inceleyeceğiz şimdi. Biraz kasıyor. Kendisinin YouTube hesabından açtık bu videoyu. Çünkü reply dosyası artık açılmıyor. Şimdi bildiğiniz gibi Obje 777 versiyon 2 ağır tank. Seviye 9 jetonlarla alınan bir tank. Kendisininki bozkurt. Şimdi burada pozisyonu çok iyi alıyor Fırat. Hani tankını çok iyi tanıyor. Bu arada konuşmakta gerçekten çok zorluyorum. Dilimin arkasını ısırmışım. Ve boğazlarım da ağrıyor. İdare ediyoruz. IS-3-2 görür görmez atışını yapıyor, deliyor. Tabi bununla da kalmıyor, devam edecek şimdi bakın. Şunun çok iyi farkında. Bu tank yan tırhından side scrap yapan muazzam bir tank. Mükemmel bir pozisyon almış yine gördüğünüz gibi. Rakibi hasar veriyor, bracketten yemiyor. IS-3-2'nin yarı canı indi. IS-3-2'nin yarı canı indi. Şimdi bir tane hızlı bir şekilde önden çerfutur geçiyor, onu da affetmiyor. Çok temiz. Burada ekstra parantez, bu tankı tavsiye ederim arkadaşlar size. Eğer nasıl oynadığınızı biliyorsanız, tankınıza hakimseniz bu tank muazzam bir derecede kaliteli bir tank. Ha, evet, yeni başlayanlara mutlaka orada AE phase'i öneririm. Ama bu tankı da atlamayın derim. Bu tankın çok fazla hakkı yeniyor. Şimdi artık basması gerektiğini düşünüyor. İki tank olduğunu düşünüyor. Bir de arkada üçüncü var. Emin değil. Arkadakini görüyor, görmüyor. Acaba çıkar mı, çıkmaz mı diyor. Basalım diyor artık. Burada basalım diyor. Muazzam bir şekilde ön tarafa çıkıyor. Nişanını alıyor. Güzel bir şekilde de çarptura bir hasar daha veriyor. Ardından çarptur garaja gidiyor. O 777 sol tarafı arkadaşıyla bir domine eden bir tank gördüğünüz gibi. Şu ana kadar zırhından 390 hasar sektirdi ama olay bundan sonra başlıyor. Çok daha fazla sektirmeye sahip olacak ve nasıl açılardı neler sektirdiğini gördüğünüzde sizin de iştahınız kabaracak bir tank olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada rakibin üstüne doğru basıyor. Yine bakın pozisyonumuz çok net. Side scrap. Bence rakipler de çok fazla Obje 777'yi bilmiyor ve onlar da bilerek atıyor. Sanki sektirmeyeceğini düşünüyorlar da atıyorlar. Bakın yine sektirecek. Muazzam yine bir pozisyon alma. Atışını yapıyor, ben kendini korumaya geçiyor. Yeniden sektirdi. Bu arada bakın hiç boş atmadı abi. Hiç boş atmadı. Muazzam bir şekilde bir tane bile boş atmadı çocuk. İkincisi de başarılı. Bu da başarılı. Şu anda rakipler çıldırmış durumda. Ne oluyor diyor. Bizim bunu denememiz lazım diyor. Ve sadece Fırat'a Obje 777'ye odaklanmış durumdalar. Kendi arkadaşından da bir tane atış aldı arkadan. Sorun değil, sıkıntı yok. Tek hatası şurada. Bastı. Hasarını aldı. Ama gereksiz bir basmaydı. Çok fazla canını kaybetti. İkinci atışını, üçüncü atış, üç atış yedi burada bakın. Üç atış yedi toplamda bakıyoruz. Evet, üç atış yemiş. Attı. Hasarını verdi ama çok fazla canı gitti. Yani burada biraz daha dengeli durabilirdi. Oyun bitmedi. Bitiyor olsaydı hani son iki tank, üç tank hasarına bak derdim. Ama burada muazzam durdu, nişanını aldı, vurdu, geri çekildi. Tekrar aynısını yapacak. Dolmasını bekliyor. Projetto ondan sektirdi. Tekrar Projetto'nun gelmesini bekliyor. Evet, biraz daha bekliyoruz. Mantıklı, bu aralar mantıklı gelir mi diye bekliyorum ama Projetto garaja yollandı bile. Şimdi burada haritayı okuduğunuzda, şimdi buradan bir sürpriz daha tankı vuruyor. Bakın oyun takibi de çok iyi Fırat'ın. Temiz. Haritaya baktı, önüne baktı, tank geliyor, vurdu, garaja yolladı. Şu ana kadar adam 10 üzerinden 10'luk oynuyor. Bir tank için buraya çıkması. Şimdi T95 zaten oyunun en gerizekalı adamı. Birazdan göreceksiniz ne kadar gerizekalı olduğunu. Bu arada sürpriz sonlu başlığı var. Maç gerçekten sürpriz sonlu. Bakın maç gerçekten sürpriz sonlu.
Yukarı doğru tırmanıyor ki hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani gidip hasar atması bu pozisyonda çok daha önemli. O tank evet bir tehdit orada ama hani ben uğraşmazdım onunla. Benim tercihim olmazdı. Çünkü o tank orada zaten tek kalmış. Ya yani o her şekilde ölecek. Her şekilde ölecek. Oradan aşağı inmesi de imkansız. Onu görüyor, vuruyor, garaja yolluyor. Okey. E dön artık geri. Hayır. Yine dönmeyecek. Yine bence burada bir hata. Gereksiz zaman kayıpları yaşıyor. Onu anlatmayacağım. Hata olarak adlandırmak yanlış. Gereksiz zaman kayıpları yaşıyor. Ne yapıyor? Tepeye çıkıyor ve etrafı kesiyor. Burada şunu anlatmak istiyorum ben. Senin dolayısıyla burada tankı göremeyeceğin için senin buraya çıkma ihtimalin yani buraya çıkma şeyin de yok. Önceliğin de yok. Neyse. Ona rağmen çıkıyor. Hiç beklemeyeceğim ben burayı ileri alacağım. Bir şey göremiyor biraz bekledikten sonra. Hızlı bir şekilde geri dönüyor ve gitmesi gereken yere gitmeye başlıyor. Düşmanı gördü. Sekti. Bir daha sektirdi. Tekrar sektirdi. Bakın tankın zırhının kalitesini görüyorsunuz değil mi? Özellikle düşman tankları çok bilmiyorsa takır takır sektiriyorsunuz arkadaşlar. Bu tankın hakkı yeniyor diyorum ya. Gerçekten hakkı yeniyor. Yani evet gun depletion'ı zayıf. Topunun nişanı çok iyi değil. Bir IS-4 topu var üstünde. Ham şu an bir hızı yok. Topun eğilmesi yok vesaire bilmem ne ama bunların dışında tankın çok enteresan bir zırh yapısı var. Sideskirt'e çok müsait, çok alçak bir tank. Taret zırhı çok iyi. Yapması gerekeni yapıyor. Yine bakın Sideskirt'e çıkacak. Şu ana kadar 3360 sektirdik. 4000 küsur hasar attık. 4000 küsur hasardayız. 5414 hasar. Muazzam gidiyoruz. Şu anda her şey iyi. Her şey iyi. Hatta ben şurada söyledim ki evet bu maçı kazanacaksınız Fırat ve gerçekten maçı çeviren biri olacaksın diyorum. Çünkü sıralamaya baktığımda onların canları çok az abi. Bak iki tane tankları var. Sağ üstte görüyorsunuz. Şu bölgede T50 ve Yak Tiger. Onun dışında bir tane de Kunze Panzer KPZ var. Kunze Panzer diyorum. KPZ var. Canı biraz full'e yakın ama karşılarında bir obje 777 var. Bu iki tank da bunları kolay kolay denemez. Yak Tiger dışında. Kovalıyoruz. Adama düşman burada akıllıca yapıyor. Hani kaçmak istiyor ondan. Çünkü arkadaşlarının geleceğini biliyor. Haritaya baktığınızda 3 tane nokta görüyorsunuz şurada. 3 nokta. Bir tanesi vurdu. 1, 2, 3. Bir tanesi daha vurdu. Sektirdi. Bir daha sektirdi. Çok zor durumda. Mutlaka desteğe ihtiyacı var. Mutlaka destek alması gerekiyor. Tekrar sektirdi. Arkadan yine sektirdi. Bakın şu ana kadar yemedi. Yemedi. Birkaç atış dışında yemedi. Şimdi yedi. Ve artık burada ne kadar zor durumda olduğunu görün. Bu arada düşman 2 kişi kaldı. 2 kişi kaldı. KPZ önünde. Onu vurabilirse çok ciddi bir şekilde rahatlayacaklar. O dönene kadar arkadaşı Udes gidiyor. Udes. Çok kötü oldu. 13-13. Çok kritik bir durum. Muazzam bir atış T95'ten. İşte. Şimdi sürpriz sonlu burada. Abi iki tane seçenek sunuyorum size. Lütfen yorumlara bunu yazın. 1. Obje 777 Yak Tiger'ı almıştır ve maç bitmiştir. Yager ve Obje 777 ikisinin de bir atışlık canı olduğu için ikisi de çok temkinli oynamıştır. Ve arkadan şu bölgeden T95 gerekli pozisyonu alıp Yager'ı garaja yollamıştır. Üçüncü seçenek Yager'ı vurmuştur. Bir sonraki seçenek ise o onu vurmuştur, ölmüştür. Şimdi bakalım neler oluyor. Bakalım neler oluyor maçta. Göremiyoruz. Net değil. Zaten taret bölümü çok güçlü onun. Atmak istiyor. Emin değil. Nişanımız geç alıyor. Bakıyoruz. Vursam mı vurmasam mı? İkinci mermiyi yüklüyor ve diyor ki senin ananı avradını yakaladım şimdi. Bak mantıklı bir şey yapıyor. Ben olsam ben de basarım abi. Biraz beklerim. T95 burada çok büyük mallık yapıyor. Çünkü T95 bu adamın sarıldığından beri orada bekliyor ve yaptığı tek şey oradan ateş etmek ve şu anda da ateş etmesi gerekiyor. Hatta daha önceden T95'in basması gerekiyor oraya. Basması gerekiyor. Bakalım izleyelim ne oluyor. Senin ananı avradını, seni var ya, seni... Oh my God! İşte Obje 777'nin sonu. Ve ne olsa beğenirsiniz. Yageru. İki tank arasında kalmış Yageru.
arkama mı bakmam gereken? Yoksa önüme mi bakmam gerekiyor? 777'yi mi çevireyim topumu? T95'i mi çevireyim derken OB 777 bayırdan düşerek hazin bir sonla oyuna veda ediyor. Tabii biz bu anı izlerken maç devam ediyor ve işte sürpriz son dediğim maçın kaybedilmesini sağlayan anlardan biri ve Yageru Yak Tiger'a ölerek maçı kaybetmelerine sebep oluyor. Gerçekten çok enteresan bir andı. Ben canlı yayında izlerken hani muazzam bir şekilde şaşırmıştım ve çok gülmüştüm. World of Warship yayınıydı benim. Yaptığım tek World of Warship yayınıydı. Israrla izle, ısrarla izle. Ne olur dedi Fırat. Canlı yayında izledik. Çok güldük. Eminim siz de gülmüşsünüzdür. Resmen şov oldu yani Fırat. Senin ananı, bak seni var ya, yüklerim ikinci mermiye. Olur böyle şeyler. Şey gibi oldu. Yaşar, Yaşar. Bak geri alayım, o anı öyle izleteyim bak. Biraz daha geri. Aynı şöyle oldu bak. Evet, Yaşar tırmanıyor. Yaşar çıktı, yürüyor Yaşar. Yaşar geliyor, Yaşar mükemmel bir atlayış Yaşar'dan. Abi aynen böyle oldu ya. Aynen böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Toparlayalım. OB777 çok düzgün bir tanktır. Pozisyonunu iyi verdiğinizde, seviye 9 maça düştüğünüzde tadından yenmeyecek bir tanktır. Alınmasını tavsiye ederim. Ama tabii ona göre oynayacaksınız. Yani savunma ağırlıklı bir tanktır. IS-4 seviyorsanız OB777'yi de seveceksiniz. Yeni çıkmış bir tank var. OB283 yılbaşında otomatlardan çıkıyor biliyorsunuz. O da biraz bu tankı andırıyor. Benzer bir tank. Bunun orta tankı diyebilirim. Bu da gerçi orta tank varyantlı bir tank. Çünkü hareket kabiliyeti falan çok hantal değil. Birazcık gideri var yani bunun da. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için bu enteresan yayına, bu enteresan videoya tıklayıp izlediğiniz ve belki de sonunda güldüğünüz için umarım güzel anlar yaşamışsınızdır. İyice toparlayamadım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.